Sen millete soru sorun, biz de sana sorak. Sen bu kameraya çekmeyi nereden icap etti? Kameraya Alman memleketi neden icap etti? Besinleri sevdiğim için. Besinleri sevdiğin için mi, sen zevk için mi? Zevk için. Her hafta ileri geliyor bu işler. Tamam. Ha, kendinde yaptığı işin adresinde çekeceğiz, reklamı da olacak. Aşağıda kim dediler size? Bahriyoruz bu ki. İşin reklamı da var. Ya, uşaktan gelen beş lira ayakkabıcı filan. Kaseti koydu mu İstanbul'daki adam beş lira kim ne iş yaptığını görecek. Ya. Ahmet adın ne kadar? Ahmet Çınar'dan. Evet, kendi mesajım, mesajımla isminiz? Bediriyoruz. Peki. Lağabınıza kimler derler? Aşağı şehir şeyine göre yani, evet. Eski lağabımıza göre. Mahlı Özün oğlusun. Mahlı Özün oğlusun. Peki bu mesleğe nasıl atıldın? Kaç türlü meslek değiştin? Şöyle kısadan bir bugüne kadar bir hatırla. Dokumacılık yaptık. Sahibiklik yaptık. 3 sene. Evet. Ondan sonra da buna girdik. 3 senedir de bundan ulaşacağız. Peki. Hangisi rahattı senin için yani? Şöyle kafan dinleniyor. Hangi işi rahat? Ben kahvecilikte dinleniyorum. Ne şeyim var bende? Çünkü bu mu rahat diyorsun? Kahvecilik rahat. Ne rahat? Meşakkat yok. Başka bir şey. Ha, burada ayağın bağlanıyor. Evet. Gezemiyorsun değil mi? Onun için. Peki soruyorum sana da. Bir besin olarak. Bu aşağı şehirde çıktık buraya. Buradan millet niye göçtü? Acaba neden göçtü ya bu Besliler? Göçüyor, gitti. Niye göçtü Besliler? Zengin olan kendi dışarıya vurdu. Memlekete bakmayarak, herkes birbirine bakarak göçmüyor başkanım. Peki senin aklından geçti mi bir yere gitmek veya böyle bir şey, ben de gideyim diye? Sonra bunlara ne? Mesela bizim de vardı. Ha. Mesela yağmı bir şehir olarak memleket bir şehir. Bu yakın oldu buraya. Evet. Birdenbire verelim şehre bir müşkün. Arası da çok da zülmen. Bir sene mi iki sene sürdü hepsini bile ulaştırdı zaten. Peki bunu kişiler mi aldı da işte, yoksa eşekçiler, kimisi diyor ki eşekçiler gece sökmüş satmışlar. Eşekçiler çekti tabi, herkes buraya ev yaptırınca herkes taş getirtirdi, boya getirtirdi, ağaç getirtirdi, ciğer hesabı bu. Aşağı şehri buraya çektiler. Ha. Yani sahipsiz kalınca herkes talan etti diyorsun. Camıyı bile söktüler, kanaları karabasın. Peki iyi mi yaptılar yani? Bak bugün milyarlık değer, oraya şimdi baksaydık. Bütün turistler nasıl Nemrut'a geliyor, oraya da diğer Müslüman turistler gelirdi. Bir şey yapardık, film yapardık. Şimdi kalemimiz de var, her şeyimiz var. Her şeyimiz var ama bakımsız kaldı. Evet. Evet. Peki. İkincisi de şu. Usul 3.000 lira. 3.000 liramış, hakkınız. Peki. Sermeyen olsa, bu işten başka iş yapmaya ne gibi iş yaparsın? Gönlünde ne doğur? Sermiye olsun zaten bu işi yaparım. Başka işi diyeceğim. Bir daha iş derdine mi sürüyorum? Bir yaştan sonra. Ben bu işe genişletirim diyorsun. Genişletirim. Devam eder gider. Ne yiyeceğim?
Maşallah. Bundan sonra da milli seyret mi kazanacak? Peki sana da sorayım. Bir 5 liralar olarak 5 vilayette toplansak herkese de bunu soruyorum. Bir terim olarak yani. Bir vakıf kursak, bir banka. Böyle 5 lira nerede yaşıyor, ne hangisine mesela cesareti var, parası yok. Böyle kişilere yardım yapıp yavaş yavaş da sonra kara geçtikten sonra o müesseseye geri ödese. Siz de böyle bir müessesede katkıda bulunur musunuz? Tabii, maddi tabii, manevi. Tabii, katkıda bulunduk, o da destekleyelim bunu. Güzel. Memleketimize adam ağlı bir yardım olur. Sen gerçek olursa diyorsun, herkes yardımcı olur. Tabii. Tabii, çok güzel. Peki ikincisi de bir folklor. Beş lira biliyorsun çalıyorduk, oynuyorduk, hamamımızda düğünümüz vardı. Ve her türlü kendimiz çalıp kendimiz. Şimdi bakıyoruz hepsi batal olmuş, eline bir tane dandun alan orkestra geliyor. 5 lira soyup soyup gidiyor. Eski hatıralar canlansa daha da şimdi eser gibiydi yani. Tabii. Şimdi biz folklor kurmak istiyoruz. Mesela şöyle. 5 lira kurduğumuz folklor neyse Adana'da bir hemşerimizin düğünü var. Gitsin orada bütün hemşerilere konserini versin, konserini versin, oyunu versin, düğünü yapsın gelsin. Mersin'de mi? Koşsun sabahları minibüsü alınacak altına. Gidecek orada 5 liranın düğününü yapacak, eğlendirsin gelsin. Böyle ona buna saçacağı parayı da bizim kendi adamlarımıza versin derneğe. Evet. İkincisi mesela 5 lira değil Antep'te düğünü. Böyle bir şeyde katkıda bulunur musunuz? Böyle tabii, tabii. Bir gereken yardım yapar. Besinlerin zaten yardım seven insanlar. Besinlere hiç bundan çekinmez ya. Yani. Evet. Yeter ki işi doğru gör. Geldi abi. Geldi. Evet. Şunu geldi. Çek. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sosundan daha çok geldin. Derdin. Bunu derdin. Adıyaman'ın o tarih eser Tursanız'dan var. Oraya gittin Tursanız'dan var. Eski tarih eserden, eski katıcılardan. Eski katıcıya giden geldin. Adıyaman'dan. Bir katıya çektik ama pek gelmedi. Ben bu çiçektim. Yani bu gibi sezgahlar kaç bu, yılında ortaya? 850 senelik depe. 850 senelik depe. Ha, üzerinde tarihi var. Allah Allah. 850 sene olmuş. Kaç sene olmuş yaşamış. Olabilir. Ceviz. Evet. Bu tarih olmuş yani. Şimdi bu, ben üçüncü göbeğini biliyorum bunu. Depenin sahibini. Evet. Yani şey olsun. 5 lirli miydi onlar da? 5 lirli. Kimlerdendi? Bozuköy'ün Mahmut var. Evet. Bozuköy'ün Mahmut'un ta dedesinin dedesinin depesi. Allah Allah. Olabilir, olabilir. Tezgah onu sanır. Evet, tezgah onu. Şunu şöyle dur bir incelet, bir şeyini çekeyim ya. Ha şuraya geçsen de tarihinin orada numarasını çıkarsan. Evet. Ha burada da gülü var. Kumuldatma. Çekildim. Abi tamam. Eski işte tarihi. Tezgah Besli'nin hemen hemen en eski tezgahlarından. Eski tezgah. Büyüdür. Hatta üzerinde bu gül tarihi de var. Burada gül deseni var. Bunun adına ne tezgah deniyor? Mazman tezgahı. Mazman tezgahı olarak tabir ediliyor. Çok atalarımızın çok eski tezgahlarından biri. Tam acı biraz aç da şeyini. Çekim yoksan buraya yükseğe kalsın. Ha böyle. Güzel. Bırak gelsin. Çalıştır şimdi sen. Şimdi bununla kilim şey ne dokunuyor? Kilim. Sen de kilim. Gecim. Ha? Bunda heybe dokunuyor. Tamam.
Tamam da kiremiş de kirim. Evet. Yok onun ona göre şey var. Tabii. Teybesi var, tozbası var. Kareli var. Tuzucu var. Çuvalı var. Tabii, her şey tane. Kirim ama her şey. Evet. Bende toz oldu da. Evet, Sayın Hemşerim, sizin isminiz? Güneş Buyca. Evet. Ne yapınızda kimler derler aşağı şehirde? Silahım oğlu diller. Evet. Peki bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Anamdan doğdum da var. Anamdan doğdum da. Peki başka bir değişik bir iş denedin yani bunun öbür. Şimdi bu mazman diyorsunuz. Evet. Mazmanlıktan gül falağa geçmek aklından geçti mi yani? Bu ikisinin arasındaki fark ne yani? Kim gülfayla mazmanın arasındaki fark ne? Senden öğreneyim yani. Bunu hükmüm olmadığından bunu yapıyor. Hükmüm olsaydı gülfalık yapıyor. Bu bunun şeyi mi az yani talebi mi az, isteği mi az oluyor? Bunun sermiyesi yok. Ha. Sermiyesi el işi bu. Evet. Sermiyesi. Başkası getiriyor, siz dokuyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi şöyle bir şey var, sorayım senden. Bu aşağı şehirde niye millet kaçtı, dışarıya gitti, buraya geldi, buradan da gurbete niye gittiler acaba? Fikrin nedir? Şimdi idare olamayanlar gitti. Evet. Parası da çoğu olanlar gitti. Daha evet. Büyük iş yapıldı. Peki, bu tezgah kaç el değişti senin ifadenle? Senin... Benim ifademle... Bir, iki, üç tanesini biliyorum. Üç tanesini? Üç tanesini. Ha. Yani üstündeki yazıya göre çok tarihi bir tezgah. Eski de ben üçünü biliyorum. Evet. Bunun kıymetini iyi bil. Evet. Bunun şimdi ölüsü de para, dirisi de para. Bunu İstanbul'a götürsem müziğe koyar diyor. Evet. Tabii. Eski mi? Kendi de ceviz. Çok güzel. Evet. Ceviz oldu. Peki. İkincisi de şu. Dışarıda mesela hemşerilerimiz burada daha ziyade bu işi yapan dokumacılar dışarı gittiler. Evet. Sen de bu memleketin yerlisisin. Şimdi bu dışarı gidenler dışarı giden adamı sırtına yadırgı yorgan demiş. Adam olmaz diye dediler. Dellerdi. Şimdi gidenler de bakıyoruz ki yorganı kutnu altında arabayla geliyor. Bu acaba ne derece doğru yanlış oldu bu? Demek ki bu bir iftira mıydı yoksa böyle millet dışarı gidenleri böyle horsunurlar mıydı? Horsunurlardı. Yadırgı yorgan dediğin evet. Şey ben kıymet vermezlerdi. Halbuki değerli hemşerilerimiz bugün memleketine büyük hizmet veriyor. Halı dokuyor, kilim dokuyor, battaniye dokuyor. Yani kundura dikiyor. Biliyorsun aşağı şehirde Yemen'i dikerdik. Bugün evet. İstanbul bir numaralı şehirde söz sahibi. Değil mi? Evet. Demek ki yanlış. Bize iftira etmişler. Çalışan namuslu esnafımıza. Kardeşlerim yine kunduracı İstanbul'da. Evet. Demek ki namuslu memleketin çocuğu onlar da. Peki kazanınca gurbet oluyor da. Peki buradayken Yemen'i dikerken niye gurbet olmuyordu? Değil mi? Yine Urfa'da satıyorlardı. Geziyorlardı. Evet. Şurada burada değil mi? Şimdi burada o kadar tutmuyorlar kendi kendileri. Evet. Memlekette ama gurbette istediğinden fazla kıymet veriyorlar bir araya. Evet. Peki bu hamamlar, evler neden yıkıldı ya? Bundan kimse şey mi etmedi yani? Niye sahip çıkmadılar? Bak memleketin çocukları gidince demek ki dışarı gidenler bu hamamları koruyormuş. Onlar gitti, millet dışarı dağıldı, hamamlar, kürhanlar hep yıkıldı. Viran oldu. Eski havalar, eski şeyler kalmadı. Neden? Onda büyük yok ki. Evet. Büyük yok. Evet. Bütün kendi kendileri
Sen ben bir halimde, sen bir halindesin. O müze de büyük yok ki çevirip de bunları yıktırmıyor. Evet. Ondan o. Ha, sahipsizlikten diyorsun. Peki sana deseydin ki bu şehri şöyle bir yere kur deselerdi, nereye kurardın bu besniyi sen? Yani bu esnafın kaçmaması için. Esnafın kaçmaması için ya Gayazı tarafına kurardı, evet, ya da Kucak tarafına kurardı. Evet, güzel. Tabii yani düz olur, düz kuvvet olur, hiç değilse yaptığı bina yıkılmaz, dökülmez, korkusu olmaz, sahası geniş değil mi? Her taraf oynak, o yan ne? Oynak, Kerim bu yan oynak, şu yan oynak, her taraf oynak. Evet. İşte ağalar böyle, malımız var değil. Herkese zenginler getirmişler. Evet. Kirin içine. Kirin içine koymuşlar şehir. Evet. Orası bütün deprem bölgesi. Evet. Burası deprem bölgesi. Kılıç kendine bu yan gidiyor, yanı gidiyor. Orta şehir yerde duruyor. Allah Allah. Ne gelişiyor, oradan ne şey yok. Evet. Ama Kucak tarafına, bu Kayatı tarafına verseydi, o zaman istediğinden fazla girerler ve memleket dağılmaz. Şunu hatırladım. Diyorlar ki mesela bir kısmı da bu şey beyler bu şeyi vermiş de Çalkan'ı. Gölbaşı'nın oradaki. Dündar yazısını. Buradaki ağalar kabul etmemiş. Şimdi Kayardın'ın esas devlet de Kayardın'ı çat olarak şehri buraya kurun demişler. O çatla bu çat arasındakini yutturmuşlar diyorlar, öyle mi? Öyle ya. O bir zaman oralara şey direk mirek dikmediler mi? Kazık falan dikmediler mi? Pembe. Evet. Ha. Ya, ama işte ağaların sözleri geçti. Ha. Yani aslında devletten habersiz bu işi habersiz yaptı. Oldu. Kurulduktan sonra da millet bir çare kaldı. Aşağı şehri biliyorum. Aşağı şehrin o çarşı düvenleri vardı. Evet. Köşke düveni bir daha aşağı düşer miydi? Hiç. O da çarşı olduğu bellisiz. Ne? Orman o kadar yere ya nasıl sığmış bu kadar esnaf? Bir Kızılcoba 450 haneydi Kızılcoba. Evet. Hamura Mahallesi. Evet. 450 hane. Ona göre meydan vardı, taptopa vardı, dizi mekan vardı. Hep dağıldı bunlar. Peki sana söyleyeyim. Sen şimdi bundan 30 sene evet. Bu bayram kalamız vardı rahmetlik. Abdinoğlar, yedi belalar, kayyumlar. Çalardı, gümbür gümbür oynardık. Şimdi bunlara hasret kaldık. Mehmet. Adıyamanlı Mehmet. Evet. Keloğlu Reşit rahmetli Besmin adını her yerde duyururdu. Deli Balta. Deli Balta. Bunlar hep bütün. Evet, Burik Mehmet o. Onlar öldü, şehir soğundu. Ha. Şimdi bu gibi bizim tasamıza katlanırlardı. Kederimizi giderirlerdi, tabii, oynardık, gülerdik. Şimdi bakıyorum küskün gibi böyle bir şey yok. Millet akşamdan eve gidiyor, evden kahveye, eve gidiyor, evden kahveye. Şimdi ben diyorum ki şimdi ben de kendim bu Besni'ye bu oyunları yeniden kuralım. Besni'nin havasını çalsın, Besni'nin düğününü çalsın. Ha. Antep'e gitsin, Besni'lerin düğününü yapsın gelsin. Parası ona buna para savuracağına kendi çocuklarımızı bu derneğe yardım etsin. Antep'te çalsın, mesela Adana'da Besni'nin düğünü var, geçsin. Tabi o Adana'daki düğüne Besni'ler gelecek. Tabii. Dilediğini çalsın, oynasın, düğünlerini yapsın, gelsinler. Tabii. Şimdi böyle bir dernek kurarsak sen de yardımcı olur musun? Abi şimdi benim ya... Hayır, maddi yönden değil. Hayır. Mesela tanıdığın bir oğlum dersin, iyi sesin var. Git derneğe, memleket adına türkü söyle dersin. Biz onları yetiştiririz. Tabii sen maddi yönden değil zaten. Bu da bize önemli yani. Tabii. Memleketin iyi söyleyeni, iyi yazanı. Tabii, bunlar tavsiye edilir. O tavsiye olur, yazım olur. Evet. Böyle yapıyorsan çok memnun oluruz. Peki sağ ol. İşlerinde başarılar dilerim. Sağ olasın. Allah hayırlı işler versin. Yardımcı olduğunuz için de ayrıca ayrı ayrı nispet teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bana bunlar lazım ya, memleketin özü bunlar. Bunlar memleketin sanatını, çırak yetiştirmiş, eleman yetiştirmiş, kaynak. Nerede? Besni'nin eski kaynağı, tarih kaynağı. Türk. Amca.